üzün. Kanalımızı beğen, paylaş, abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederiz. Hayal FM. Hayal FM kanalımıza hoş geldiniz Hayal FM. Duaya geçmeden önce yorumlara amin yazıp videoyu beğenerek hayrı yayan yapan gibidir. Hadisine nail olalım. Kumaşın değeri. Yunus bin Übeyd'in Mani Fatura dükkanında fiyatları 200 dirhem ile 400 dirhem arasında değişen kumaşlar satılıyordu. Dükkanında kardeşinin oğlu da çalışıyordu. Yolda bir kimseyi kumaş almış gidiyor görünce kumaşı tanıyıp kendi dükkanından aldığını anladı. O kimseye, bu kumaşı kaça satın aldınız, diye sorunca, 400 dirheme aldığını öğrendi. Sonra, bu kumaşın değeri 200 dirhemdir. Geri dönüp paranızın üstünü alınız, buyurdu. O kimse, bu kumaş, bizim orada 500 dirhem eder, ben aldanmış sayılmam. Deyince, olsun, siz, gidip 200 dirhem paranızı alınız, dedi. O kimse gelip, 200 dirhemini aldı gitti. Yunus bin Übeyd, dükkanda tezgahtar olarak bulunan yeğenini, kumaşı bu kadar pahalıya niye sattın, diye sordu. Yeğeni, vallahi kendi rızasıyla aldı, dedi. Yunus bin Übeyd, o razı olsa da, sen razı olmayacaktın, buyurdu. Kul hakkı ve cennete girmek. H.Z. Enes R.A. anlatıyor. Resulullah S.A. ve ile beraber bulunuyorduk. Bir ara azı dişleri görülecek şekilde gülümsedi. Sebebini sorduğumuzda şöyle buyurdular. Ümmetimden iki kişi Allah'ın huzuruna gelirler. Birisi, ya Rab, benim bunda hakkım var, hakkımı bundan al, bana ver, der. Allah Teala da ötekine, hakkını ver, buyurur. Adam, ya Rab, bende sevap namına bir şey kalmadı, der. Cenab-ı Hek, baksana, bu adamın sevabı kalmadı, ne dersin? Buyurur. Adamcağız, o halde benim günahlarımdan alsın, der. Resulullah S.A.V. Efendimiz bunu anlatırken gözleri yaşardı ve, o gün büyük bir gündür. İnsan, günahının alınmasını ister, dedi. Bunun üzerine Allah Teala hak sahibini, başını kaldır ve cennete bak, buyurur. Adamcağız, ya Rab, İnce ile işlenmiş, gümüşten ve altından köşkler görüyorum. Bunlar hangi peygamber, hangi sıddık veya hangi şehitler içindir? Der. Allah Teala, bunlar, bana ücretini verenler içindir, buyurur. Adamcağız, bunların hakkını kim ödeyebilir? Der. Hz. Allah, sen istersen bunlara sahip olabilirsin, buyurur. Adam, nasıl olur, ya Rab? Deyince, Cenab-ı Hek, hakkını bu adama bağışlamakla, buyurur. Adam, o halde ben bunu affettim, der. Allahü Zülcelal Hazretleri de, arkadaşını al, beraberce cennete girin, buyurur. Sonra Resulullah, S.A.V. Efendimiz, Allah'tan korkun, Allah'tan korkun ve siz de kendi aranızı düzeltin. Bakınız, bizzat Hazreti Allah müminlerin arasını buluyor, buyurmuşlardır. Münker Nekir ve H.Z. Ömer, Ra. Hazreti Server-i Kainat ve Mefhar-ı Mevcudat, Resulullah Sav bir gün meclisi şeriflerinde kabır azabını, Münker ve Nekir'in ne yol ile gelip, heybet ile sual ettiklerini beyan buyurdular. Hazreti Ömer, R.A. sordu ki, ya Resulallah, biz kabre girdikten sonra, bu akıl bize verilip, sonra mı sual olunuruz, yoksa verilmeden mi sual olunuruz? Hazreti Resul-i Ekrem, Sav buyurdular ki, şimdi ne akleysen, kabrede de böyle olursun. Ömer, R.A. Hazretleri dediler ki, böyle olduktan sonra, üzülmeye lüzum yoktur. Sonra, H.Z. Ömer, R.A. vefat etti. Kabre defettikten sonra, H.Z. Ali'nin, R.A. falan zamanda, H.Z. Ömer'in böyle söylemiş olduğu hatırına geldi. Göreyim davasının eri midir, diyerek kabrine geldi. Mübarek gözlerini yumup, kalbi